9. sınıfta matematiği hallettiğiniz zaman fizik, kimya, biyoloji diğer dersler de sizin için biraz problem olacaktır. Sonuçta sayısal dersler, bunları çalışmanın bir mantığı olmalı. Fizik hangi üniteler çocukların karşısında nerelerde çıkacak? YGS'de, LYS'de ya da ileriki sınıflarda çıkacak mı? Ve zorlukları nelerdir? Berna hocamızdan öğrenelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi hocam 9. sınıfa baktığımızda ünitelerimiz zaten şu an gözüküyor. Hı-hı. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, enerji, ısı ve sıcaklık ünitelerimiz bunlar. Tabii içerik olarak baktığımızda ünitelerimize özellikle 9. sınıf bizim artık temelimizi oluşturacak. Hı hı. Şöyle olacak, fen bilgisi dersini artık parçalara ayırmış olduk. Hı hı. Fizik, kimya, biyoloji diye. Ayırdığımızda da tabii ki ağırlıklı olarak bencillik yapacağım. Fizik dersi biraz zorladığı için çocukları. Yok, diğer öğretmenlerimiz de aynı bencilliği yapıyorlar zaten, sorun yok yani. yok. Fizik dersi biraz zorluyor çocukları. O anlamda biliyorsunuz ki matematik, geometri, fizik dersleri genelde çocukları lise hayatında zorlayan derslerdir. Hı-hı. Şimdi fizik bilimine girişte baktığımızda fiziğin temelini öğreniyoruz fizik bilimine girişte. Eski öğrendiklerimize değinip yeni öğreneceklerimize tekrar bir giriş yapıyoruz. Zor bir ünite mi çocuklara göre? Yok, hiç değil. Hı-hı. Hatta işte birimlerden bahsediyoruz. Biraz sıkıcı gelebilir. İşte biraz sözel ağırlıklı olduğu Hı-hı. için bizim öğrencilerimizde hani sayısal oluyor, çok işlem var. Sözel oluyor, uykum geliyor. Biliyorsunuz bahanelerimiz olduğunda. Yalnız fizik bilimine giriş ünitesi, 9. sınıflar için söylüyorum, hayat kurtarıcı bir ünite. Özellikle not kazanma açısından öğretmenlerin banko hani soru sorduğu ve buradan puan almalarını sağladığı bir ünitedir. Evet. Madde ve özelliklerine baktığımızda ise ayrıca fizik bilimine giriş ünitesi hem YGS hem LYS'dir. Hatta şöyledir hocam, 9. sınıfı biz bununla başlatırız, 12. sınıfı aynı üniteyle bitiririz. Fizik bilimine girişler. Evet. Okay. Tabii öyle bitirmeyi fiziğin doğasıyla bitiririz. Aynı konular içeride. Peki tamamı hem YGS hem de LYS'de çıkıyor mu? Evet hocam, çıkıyor. Hadi, bizde öyle bir hocam. Evet, bizde öyle bir şey var. Madde özellikleri. Hatta ben hep söylerim. Madde ve özelliklerine de geçeceğim. YGS konularını bitiren bir öğrenci fizikte LYS'ye bakarken %50'sini halletmiş gibi oluyor neredeyse. O yüzden böyle bir avantajda öne geçmiş oluyorlar. Evet. Şimdi belki farklı olabiliyor bazı derslerde. Ayrıca ekstra bir çalışma sergilememiz tabii ki gerekiyor ama böyle bir kolay bir konu. Evet. Madde ve özellikleri yine maddenin yapısından bahsedeceğiz. Ondan sonra burada işte öz kütle, hacim, maddelerin hacimleri nasıl bulunur? Ve aynı zamanda bu ünitemizde YGS ve LYS'de yine karşımıza çıkacak. Kuvvet ve harekete baktığımızda kuvvet ve hareket arkadaşlarım aslında şu iki ünite geçtiği yıllarda gördükleri bir ünite. Madde ve özellikleri ve kuvvet ve hareket. Sürekli bahsedilen, zaten ben mesela konuyu anlatmaya geçiyorum. Çocuklar şöyle diyor, yine mi kuvvet hareket? Yani kuvvet hareketten kurtulamayacağız. Nankörler. Evet, kuvvet hareketten kurtulamayacağız. Bir de biliyorsunuz sarmal eğitim bizim için artık geçerli. Bu senede, seneye de, sonraki senede hep kuvvet hareketimiz var. Önemli bir ünite. YGS, LYS yine. Hani şöyle söyleyeyim size, buradan bir soru geliyorsa, kuvvet hareket ünitesi çok geniş bir ünite olduğu için, mekanik konularını da içerdiği için çok fazla soru karşılarına çıkacak. Evet. Enerji bizi zorlayacak bir ünite aslında. Enerji şöyle, dönüşümlerinde özellikle enerji. Kuvvet harekette grafiklerinde. Burada grafikler, burada enerjide de soru çözümlerinde dönüşümler çok önemli. Ben öğrencilere şöyle bir şey önermek istiyorum. Şimdi bizim görsel hafızamız her zaman tabii ki daha ileride işitsele göre. Hı hı. Bu anlamda da işte atıyorum bunlarla ilgili animasyonlar, simülasyonlar, deneyler her zaman öğrencide kalıcılığı arttırır. Bizim videolarımızdan konuları izlerlerse zaten. Tabii ki. O yüzden tabii. Zaten biz burada değil miyiz hocam? Yani. Söyleyeyim dedim. Bizden bahsetmediniz de. Evet. O yüzden yani görsel her zaman çocuğu daha etkili olur. Mesela örnek çözmeleri hep faydalı olacaktır. Enerji konusu belki biraz zorlayabilir öğrencileri. Isı sıcaklık da çok yoruma dayalı bir konu. Isı sıcaklık konusu. Isı sıcaklık mesela benim öğrencilerimde incelediğimde baktığımda, özellikle özel öğrencilerime baktığımda işte yahut ders verdiğim ısı sıcaklık ünitesinde çok zorlanırlar. Çünkü yorum yapma çok vardır burada. Mantık istiyor yani. Bilgi var ama yorum
çok yoruma dayalı. Yani bilginizi kullanabiliyor musunuz? Gündelik hayatta ne yapıyorsunuz bu bilgiyle? O yüzden ısı sıcaklık ünitesine de bu şekilde dikkat etmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Rica ederim.